Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi İskender Bey'in de duygu ve düşüncelerini hemen dile getirdik. Bu arada Erhan Asal'ın ailesi, yakınları da burada. Arkadaşlarımız hemen rica Evet. edelim. Onları da ekrana alırlar ise, yanımıza getirirlerse onların da duygu ve düşüncelerini. Bugün Kayserispor eski futbolcusu Erhan Asal'ı Takım kaptanı, unutmadı evet. ve takım kaptanıydı aynı zamanda. Saygı duruşu ve siyah bantla çıktılar. Evet, Evet, yakınlarından kim aile ve varsa buraya insanların alabilirsek seviniriz. hemen duygu ve düşüncelerini alalım böylelikle. Ahmet Bey hemen yardımcı olsun. Sanıyorum oğlu ve annesi mi, tam bilemiyoruz ama Gelirlerse evet onların da duygu ve arkadaşlarımızı düşüncelerini aldıklarında. hemen aktaralım. Ayhan Bey, hemen rica edelim neler hissettiklerini en azından bizimle Evet. paylaşırlarsa çok Ayhan Bey de daha. Ayhan gelsin. Bey'i de alalım Evet. şöyle. Ayhan Bey'i de Devamımızın alalım. Evet, partnerimiz. tabii. Buyurun efendim. Erhan Asal'ın ailesi. Öncelikle tanıyalım. Başsağlığı diliyoruz. Öncelikle Evet. başınız sağ olsun diyelim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben Refan. Şöyle Refan kameraya doğru dönelim. Asal. Ben Refan Asal. Oğluyum. Evet. Annem Ferhan Asal. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Kayserispor yönetimi eski futbolunu, takım kaptanını unutmadı. Bugün gerçekten sizler için çok önemli bir gündü. Öncelikle sağ olsunlar. Biz uzun zamandır istiyorduk aslında gelmeyi. Daha doğrusu babam çok istemişti Kayseri'de olmayı. O ilk başta Kayseri halkını, daha sonra da kulübünü çok seviyordu. Bizi zaten hep Kayserispor sevgisiyle büyüttü. Biz küçüklüğümüzden beri hep Kayseri sevgisiyle büyüdük ama kısmet değilmiş, getiremedik onu buraya. Maalesef gelmeden vefat etti. Evet, tekrar başınız sağ olsun diyorum. Efendim, sizin de ben duygu ve düşüncelerinizi almak istiyorum. Bugün saygı duruşu oldu. Unutmadı takımı Kayserispor Kulübü. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Gerçekten çok yoğun bir duygulu gün yaşadım bugün. Çok sağ olun. Evet, sizin duygularınızı anlıyorum efendim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Çok sağ olun. Evet, sizin duygularınızı anlıyorum efendim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ayhan Baynal Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Ona katkılar oldu bayağı. Sağ olun. Aramızdaki iletişimi kurdular. Kayserispor yönetimine çok teşekkür ediyorum. Daha önce aslında bu tür şeylerin olmasını çok çok isterdik ama kısmet değilmiş, ama hiç problem değil. Sağ olsunlar, bizi yalnız bırakmadılar. Üzüntümüzü az da olsa gidermiş olduk. Sağ Ayhan olsunlar. Bey gerçekten büyük mücadele verdi. Çok da emeği var. Şimdi gerçekten Kayserispor Kulübü'nde büyük katkılar oluştu. En azından bu durumdaki meseleleri iletmek açısından da bizlere ve özellikle aracı olmak açısından da çok mutluluk duydum. En azından bu gol bir nevi Erhan hocamın ruhuna mutluluk verdiğini düşünüyorum. Gerçekten burada ailesinin de burada olmuş olması, yönetimin ve teknik heyetin ve herkesin bu konuda ellerinden geldiği kadar da yardımcı olmuş olması bizleri mutlu etti. En azından şurada acılarını paylaşarak en azından acılarını biraz daha azalttıysak ne mutlu bize diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben de Tekrar teşekkür başınız ederim. sağ Sağ olsun olun, diyorum teşekkür efendim. ederim. Nur içinde yatsın diyoruz. Hemen çok Sağ sağ olun. olun. Tekrar başınız sağ olsun. Evet, son olarak artık Metin Bey, hemen duygu ve düşüncelerinizi alalım, kapatalım isterseniz. Toparlarsak şunu söylemek lazım. Gerçekten futbolsuz geçen günün kârı Kayserispor'un cebine 3 puan olarak girdi. Ki Kayserispor açısından da önemli olan buydu. Bugün iyi futboldan ziyade hedeflenen 3 puandı. O 3 puan da Kayserispor'un hanesine yazıldı. Tebrik etmek lazım. Hafta içi Samsun maçı var. Samsun maçı öncesi de elbette teknik kadronun bu rotasyonlar üzerinde ciddi anlamda kafa yorması gerektiği kanaatindeyim. Kayserispor'u kutluyorum, tebrik ediyorum. Samsun Spor maçını şimdiden düşünmek lazım diye bağlıyorum sözü Evet, de. çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bu güzel havada Kayseri Kadir Has Stadyumu'nun önünden maç öncesi ve maç sonrasıyla sizlerle birlikte olduk. Kayserispor çok kritik karşılaşma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasını Okay'ın golüyle 1-0 kazandı. Hafta içerisinde oynanacak Samsun Spor karşılaşması Perşembe günü. Samsun Spor karşılaşmasında Kayserispor'a başarılar diliyoruz. Bir başka canlı yayında görüşmek dileğiyle ediyorum. Hepinize hoşça kalın. Gözünüz bizde olsun efendim.